Herkese merhabalar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir ders videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde birinci sınıflar k sesini işleyeceğiz. Hazır mısınız? Öncelikle videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve WhatsApp gruplarında paylaşmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Size çok güzel bir hikaye anlatacağım çocuklar. Kaan, Kerem ve Kübra adında 3 tane çocuk varmış ve bu çocuklar hafta sonu okullar tatil olunca arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynamak için sokağa çıkmışlar. Bütün arkadaşları sokakta birbirleriyle oynuyorlarmış. Bazıları kar topu oynuyormuş, bazıları kızakla kayıyormuş. Hafta sonu doyasıya karın tadını çıkarmışlar hep birlikte. Kerem, keşke her gün kar yağsa, çok eğlendik demiş. Bütün çocuklar el birliğiyle kocaman bir kardan adam yapmışlar. Daha sonra çocuklar mutlu bir şekilde evlerine geri dönmüşler. Evet çocuklar, kısa bir hikaye ile başlamış olduk. Şimdi çocuklar, hikayemizde geçen ve içinde k sesi geçen resimleri birlikte inceleyelim. Evet, ilk resmimizde ne var? Tabii ki bir kardan adam var. Kardan adam var. Dikkat edin çocuklar, kırmızı renkli sesleri güzelce inceleyin. Kardan adam. İkinci resmimizde ne var? Kızak. 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 Dikkat edin çocuklar, renkli yerleri vurgulu söylüyorum. Üçüncü resmimizde ise tabii ki de bir kocaman kar topu var. Kar topu var. Evet çocuklar, üçüncü resmimizde de ne varmış? Bir kar topu varmış. Şimdi k sesiyle ilgili kısa bir şarkı dinlemeye ne dersiniz? Ardından k sesinin yazılışına geçelim. Hazırsanız şarkımız başlıyor. Evet çocuklar, şimdi küçük k sesinin yazımını dikkatle izlemenizi istiyorum. Hazırsanız haydi birlikte havaya yazalım ve birlikte tekrar edelim. K, k, k. Şimdi de sıramıza yazalım ve tekrar edelim. K, k, k. Artık küçük k sesinin yazımını öğrendik. Şimdi büyük k sesinin yazımını öğrenmeye ne dersiniz? Şimdi yazılışını dikkatle izleyin. Şimdi birlikte sıramıza yazalım mı? Ve tekrar edelim. K, k, k. Şimdi de havaya yazalım. K, k, k. Evet çocuklar, k sesini öğrendiğimize göre oyun hamurumuzla hem büyük k hem de küçük k seslerini birlikte yapalım mı? Haydi bakalım. Şimdi çocuklar, sizlerle birlikte oyun hamurumuzla küçük ve büyük k seslerini yapacağız. Evet, başlıyoruz. Öncelikle küçük k sesimizin yukarıdan aşağıya doğru uzun bir çizgisi var. Ben daha önce oyun hamurunda uzun çizgimizi oluşturmuştum. Ne yapıyoruz? Unutmayın çocuklar, her zaman bizim seslerimiz yukarıdan aşağıya doğru yapılır. Yukarıdan aşağıya doğru küçük k sesimizin çizgisini önce aşağıya doğru çektik. Daha sonra onun elimizi kaldırdık. Daha sonra diğer küçük buradaki eklenti kısımlarını ne yapıyoruz? Bu şekilde getirerek birleştiriyoruz. Evet, küçük k sesimiz bu şekilde yapıldı. Şimdi gelelim bizim büyük k sesimize. Büyük k sesinin de aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru bir kısmı vardı. Hemen onu şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra bu büyük k sesimizin şu şekilde burada da eğik çizgileri vardı. Hemen diğer eğik çizgimizi de getirelim şu şekilde ve birleştirelim. Daha sonra diğer aşağıdaki çizgisini de birleştirelim. Evet.
büyük k sesimizde bu şekilde yapmış olduk. Evet, şimdi okuyalım. Bu neydi çocuklar? Küçük k k k sesiydi. Bu da büyük k k sesiydi. Evet sevgili öğrenciler, bundan sonra size harf öğretiminde yine kolaylıklar dileyerek bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize kocaman bir aferin. K sesini öğrendiniz. Şimdi öğrendiklerimizi birlikte değerlendirelim çocuklar. Gördüğünüz resimlere dikkatle inceleyin. Hangi resmin adında k sesi vardır? Hadi bakalım bulmaya çalışın. Evet, şimdi resimlerimizi birlikte inceleyelim. Birinci resmimizde ne var çocuklar? Tabii ki bir kalem var. Kalem. İkinci resmimizde ne var? Top. Üçüncü resmimizde ne var? Elma. Bunların hangisinin içerisinde k sesi var? Tabii ki kalem derken k sesimiz var, değil mi çocuklar? Evet, hepiniz bunu eminim doğru yaptınız. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Hangi resmin adında k sesi vardır? Hadi bakalım. Evet, şimdi birlikte cevaplayalım. Birinci resmimizde masa var. Masa. İkinci resmimizde bardak. Bardak var. Üçüncü resmimizde çanta. Çanta var. Acaba hangisinin içerisinde k sesini söyledik? Tabii ki de bardak derken k sesini ne yaptık çocuklar? Söyledik. Evet, şimdi bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Hangi resmin adı k sesiyle başlar? Bu tarz sorulara dikkat etmelisiniz. Üçünün de içerisinde k sesi geçiyor ama hangisinin k sesiyle başladığını soruyor. Hadi bakalım bulun. Şimdi birlikte cevabımızı kontrol edelim. Resimlerimizi inceleyelim çocuklar. Kırmızı harfle yazılmış sesleri dikkatle inceleyin. Bize k sesinin başta olduğu durumu sormuştu. Birinci resmimizi inceleyelim. Toka, toka. Burada gördüğünüz gibi k sesi ortada yer alıyor. Bir sonraki resmimize bakalım. Kalem, kalem. Burada k sesinin en başta olduğunu görüyoruz. Cevabımız bu. Bakalım sonuncusunu da inceleyelim. Bardak, bardak. Burada da gördüğünüz gibi k sesi en sonda yer almış. Yani cevabımız burada kalem olacaktı. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyorum. Hangi resmin adında k sesi ortadadır? Bence çok kısa sürede bulabilirsiniz. Şimdi birlikte cevaplarımızı inceleyelim. Birinci resmimizde çok sevimli bir köpek. Köpek vardı. İkinci resmimizde güzel bir tarak vardı. Üçüncü resmimizde ise sizlerin de çok sevdiği bisiklet vardı. Bisiklet vardı, değil mi? Evet, burada gördüğünüz gibi k seslerini görüyorsunuz. Ancak burada k sesinin bize ortada olanını sormuştu. Tabii ki de bisiklet kelimesinin içerisinde k sesi ortadadır çocuklar. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Hangi resmin adında k sesi sondadır? Hadi bakalım cevaplayın. Şimdi birlikte cevaplarımızı kontrol edelim. İlk resmimizde bisiklet vardı. İkinci resmimizde makas vardı. Üçüncü resmimizde de erik vardı. Gördüğünüz gibi k sesi tabii ki de erik kelimesinin sonundaydı. Evet çocuklar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Harf videolarımız devam edecek. Kıymetli anne babalar, sizler de kanalımızı beğendiyseniz çevrenizde paylaşmayı, WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizlere harf öğretiminde kolaylıklar dilerim.